Burası bir hapishane girişi değil. İsrail'in Gazze sınırındaki Erez kapısı. Gazze'ye ancak bir demir kafesin içinde yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra girebildik. İsrail ise arkamızdaki yüksek beton duvarların ötesinde kaldı. 40 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğindeki Gazze'de 1,5 milyondan fazla kişi yıllardır abluk altında. İsrail sınırına 1,5 kilometre uzaklıktaki El Selam mahallesindeyiz. 2 yıl önceki İsrail saldırısının izleri hala silinmemiş. Ancak yıkıntılar da kaderine terk edilmemiş. Hummalı bir faaliyet var bu mahallede. İnşaat malzemeleri Gazze'ye sokulmadığı için molozlardan toplanan malzemeler bir kez daha kullanılıyor. Tavandaki demirleri evimin molozundan topladım. Çatıdaki bez ise bir yardım çadırının. Abluka, barınmanın yanı sıra sağlık sektörünü de etkiliyor. Kolon kanseriyim. Ameliyat oldum ve radyoterapi görmem gerekiyor. Ancak Gazze'de bu cihazlar yok. Benzer durumda birçok hasta bulunuyor. Oğlumun tedavi için Kudüs ya da Batı Şeria'ya geçmesi lazım. Aylardır izin için bekliyoruz. Ambargonun izleri her köşe başında. İhtiyaç duyduğumuz elektriğin ancak yarısını sağlayabiliyoruz. Sadece aydınlatma ya da soğutma değil. Aynı zamanda pompalar çalışmadığı için tarım alanlarını da sulayamıyoruz. Suyu ve atıkları aratamıyoruz.